Oo, bura bayağı tehlikeli. Aslında çok tehlikeli bir yerde duruyoruz. Bu görmüş olduğunuz geniş alandan ilkbahar aylarında sel geliyor. Ve sel o kadar güçlü ve yüksek gidiyor ki. Bakın burada abim Rahmet abi var. Yani sanırım bir 20 metre yüksekliği buluyor gidişi. Ve buradaki büyük kayayı selin ayırdığını söylüyorlar. Evet, Deli Mahmutlu köyünde arabamızı bırakıp Toroslar'ın Bolkadlar'a doğru bu görmüş olduğunuz akarsuyun yanından, içinden, sağından, solundan geçerek ilerideki ağaçların olduğu yere kadar ilerledik. Daha sonra yol bitiyor, devam edemedik. Mükemmel bir yer. Burası 20 metre yüksekliğinde seli götüren bir yer. İlkbaharda Toroslar'dan patlayan su burayı alıp götürüyor aşağıya doğru. Mükemmel bir coğrafya. Bu görmüş olduğunuz kayalar ve taşlar da Toros dağlarından geliyor. O en zirvede. Akıl almaz gibi değil. Ayakkabılarımız ıslandı. Burada nasıl şey çıkıyor ya? Şuna çıkıyor. Hava geliyor. Zaten işte hava geliyor. İlk baştan geçirken vurunca ağaçları kuruyor. Abi aman video çekeceğiz diye tamam, aldım. Sen yürü çekeceksin. Aman dur. Bura bayağı sıkıntılı Ahmet abi. Dur. Oo, bura bayağı tehlikeli. Şuradan gel abi. Benim geldiğim yer çok tehlikeli. Karnın ağrıdığı haptan etkili. Vallahi. Vallahi biz yeriz. Daha da devamlı her zaman hap bulamam. Karnın ağrıdığı bir dikini geçer. Daha çayı. Güzel kokuyor yaprakları. Bu bölgede yılık atları ve yaban dağ keçileri de yaşıyor. Yırtıcı hayvanlar da yaşıyormuş, görülüyormuş. Jaguar falan görüldüğü söyleniyor. Özellikle buradaki sarı taşlar acayip kaygan. Ben artık umursamıyorum Ahmet abi, ayakkabı ıslansın. He, ıslansın, sıkıntı yok. İşte abi dediğim gibi güneş var ama serin hava, güneşin sıcağını hissetmiyor. Bin yaşında olduğu düşünülen bir ağaç. Belki bin yaşından da fazla. Kat kat işte bunu. Kozalak bu işte bunu. Tohum olayı bu. Şu yer biri tohum değil mi? Bak şurada. Bu daha büyüyordu. Bu gövelek. Bunu nasıl ilaç yaparlar, toplarlar. Katın alırlardı her sene. Bunun başına çünkü ara ara var. Çok şifalı ilaç. Öksü otu ya. İşte bu ağacı vuruyor ya. Aynen o öksü otu. Öksü otu. Çok olur. Hatta göstereyim. Ağaçta bayağı var. Bizye gibi oluyor değil mi? He, yapışkan tamam. O öksü otu. Ama bunlar çamda da olan bir şey oluyor ya. Su sesinden birbirimizin konuşmasını zor anlıyoruz.
Buralarda deyip dağ keçilerinin yattığı söyleniyor. Ayak izleri falan var. Böyle büyük bir kaya. Ağaca yaslanmış. Hatta içeride yarasalar da var. Az önce bir tane yarasa girdi. Aslında çok tehlikeli bir yerde duruyoruz. Acaba niçin balktan mı? Bal almışlar ya. Bal almak için de bu ağacı kesmişler. Yine en az 1000 yaşın dolduğu düşünülen bir ağacın yanındayız. Bu ağaçta. Ama sildin etkilenmemiş abi belli yani. Yok, düşmüş. Düştü. Yarım saat bu kayanın üstüne oturdum böyle. Manzarayı seyredelim. Oho. Oo, yüz gibi. Akan sudan yaklaşık 15 metre yükseklikteyiz. Bakın ağacın üstünde taşlar var. Selin getirip koyduğu taşlar. Öksü otu da bulunmakta bakın. Ağacın birçok yerini istila etmiş. Böyle yollardan su akıyor. Arabayı buraya bıraktık. Sonra trans devam ettik. Vadiye doğru. Abi harika bir olay ya.